Stephen King'in Salem Slot romanı, 1975'te yayınlanmış bir korku romanıdır. Roman, çocukluk korkularıyla yüzleşmek için memleketi Jerusalem Slot'a dönen Ben Mears adlı bir yazarın hikayesini anlatıyor. Ancak Ben, beklediğinden çok daha kötü bir şeyle karşılaşır. Kasabası vampirler tarafından ele geçirilmektedir. Roman, 2023 yılında yönetmenliğini Gary Dauberman'ın üstlendiği bir filme uyarlandı. Film, klasik vampir hikayesini yeni bir nesle taşımayı vaat ediyordu. Film, yetenekli oyuncu kadrosu ve etkileyici görselleriyle dikkat çekiyor. Ancak, uyarlama beklentileri karşılayamıyor. Kaynak materyalinin özünü, yani kitabın ruhunu yakalayamamış. Film, King'in romanının özünü yakalamakta başarısız oluyor. Gerilim ve korkuyu ortadan kaldırıp, yerlerine ucuz korku sahneleri ve tahmin edilebilir olay örgüsü noktaları koyuyor. Sonuç, unutulur ve ilhamsız bir vampir filmi. Kitabın mirasına saygı duruşunda bulunamamış. Filmin en önemli kusurlarından biri, yürekten yoksun olması. King'in romanı karakter odaklı bir hikaye. Küçük kasaba hayatının karanlık tarafını ele alıyor. Film ise karakterleri tek boyutlu, derinlikten ve karmaşıklıktan yoksun tiplere indirgiyor. Kitaptaki karakterlerin birbirleriyle ilişkileri ve geçmişleri vardı. Bunlar, yılların paylaşılmış deneyimleri üzerine kuruluydu. Film bunu tamamen görmezden geliyor. Karakterleri, koşullar gereği bir araya gelen yabancılar olarak sunuyor. Karakterler arasındaki bu bağlantı eksikliği, izleyicinin kaderleriyle ilgilenmesini zorlaştırıyor. Film, hikayeden tüm duygusal ağırlığı kaldırıyor. Geriye, orijinalin boş bir kabuğu kalıyor. Özden yoksun, sadece görsel bir şölen. King'in hikayesinin kalbi, bu uyarlamada kaybolmuş. Salem Slot kasabası, King'in romanında sadece bir mekan değil, başlı başına bir karakter. Kasabanın kendi sırları ve günahları var. Bunlar, genel anlamda hissedilen korku ve huzursuzluk duygusuna katkıda bulunuyor. Filmin Salem Slot tasviri ise, hayal kırıklığı yaratacak şekilde yavan. Edebi karşılığının derinliğinden ve karmaşıklığından yoksun. King, kasabayı geliştirmeye sayfalarca yer ayırdı. Tarihesini, dedikodularını ve sırlarını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Ancak film, Salem Slot'u sıradan bir arka plana indirgiyor. Birkaç bilindik yapı var, hepsi bu. Kitapta kasaba yaşanmışlık hissi uyandırıyordu. Filmde ise bir film seti gibi duruyor. Bu özgünlük eksikliği, filmin izleyicileri kendi dünyasına çekme yeteneğini daha da azaltıyor. Salem Slot'un karakterleri akılda kalıcı değil. Film, onlara hayat vermeyi başaramıyor. Baş karakter Ben Mears, geçmişinin hayaletleriyle boğuşan sorunlu bir yazar. Ancak film onu sıradan bir kahraman olarak sunuyor. Edebi karşılığının derinliğinden ve karmaşıklığından yoksun. Susan Norton ve Peder Callahan gibi diğer karakterler de aynı şekilde gelişmemiş. Basit tiplere indirgenmişler. Susan, aşk ilgisidir. Peder Callahan ise dindar bir fanatik. Motivasyonları tahmin edilebilir. Eylemleri klişe. Filmdeki karakterler kitaptakilerle aynı değil, aynı korkulara ve arzulara sahip değiller. Eski benliklerinin sadece birer kabuğu gibiler. Bu karakter gelişimi eksikliği, izleyicinin onların mücadelelerine kendini kaptırmasını zorlaştırıyor. 5. Bölüm, karışık bir estetik. Filmin stilistik seçimleri de kaçırılmış bir fırsat. Film, klasik vampir filmlerinin görsel stilini taklit etmeye çalışıyor. Ancak, tutarlı bir vizyondan yoksun. Sonuç, birbirine uymayan farklı stiller karışımı. Film, karanlık ve gölgeli bir sinematografi kullanıyor. Ancak bu genellikle aşırıya kaçıyor ve zorlama hissettiriyor. Özel efektler de benzer şekilde tutarsız. Bazı vampir dönüşümleri iyi yapılmış. Diğerleri ise ikna edici değil ve karikatürize edilmiş. Film bir korku atmosferi yaratmaya çalışıyor. Ancak ani korku sahneleri ve yüksek seslere fazla güveniyor. Bu taktikler ucuz ve etkisiz. Gerçekten rahatsız edici bir izleme deneyimi yaratmak için hiçbir işe yaramıyor. 6. Bölüm, gerilim yerine ani korkular. Filmdeki korku unsurları kötü işlenmiş. Film büyük ölçüde ani korku sahnelerine dayanıyor. Bunlar ucuz heyecanlar. Kalıcı bir korku veya gerilim duygusu yaratmıyorlar. King'in romanı gerilimi yavaş ve metodik olarak inşa ediyor. Film ise en başından itibaren her şeyi izleyiciye fırlatıyor. Bu da gerilimin oluşması için hiç yer bırakmıyor. Filmdeki vampir saldırıları da etkileyici değil. King'in tasvirlerinin vahşi etkisinden yoksunlar.
Vampirlerin kendileri de özellikle korkutucu değil. Sıradan görünümlü yaratıklar. Gerçek bir tehdit veya kişilikten yoksunlar. Film, gerçekten gerilim dolu ve korkunç bir atmosfer yaratma fırsatını kaçırıyor. Gerçek bir korku yaşatmayan ucuz taktiklere güveniyor. 7. Bölüm, Vampir Problemi. Filmdeki vampirler korkutucu değil. Bu da bir vampir filmi için önemli bir sorun. King'in vampirleri, karanlığın ve baştan çıkarmanın yaratıkları. Hem cezbedici hem de dehşet verici. Filmdeki vampirler ise sadece canavar. Herhangi bir derinlikten veya karmaşıklıktan yoksunlar. Filmin vampirleri, akılsız öldürme makinelerine indirgeniyor. Açık bir motivasyondan veya amaçtan yoksunlar. Görünümleri de etkileyici değil. Keskin dişleri ve parlayan gözleri olan sıradan görünümlü yaratıklar. Vampirler, onları romanda bu kadar ilgi çekici kılan karizmadan veya tehditten yoksunlar. Onlar, gecenin karmaşık ve büyüleyici yaratıkları değil, sadece alt edilmesi gereken canavarlar. 8. Bölüm, Boşa Harcanan Potansiyel. Salem Slot, harika bir vampir filmi olma potansiyeline sahipti. Kaynak materyal güçlü. Oyuncu kadrosu yetenekli. Ancak, film nihayetinde sayısız kusuru yüzünden hayal kırıklığı yaratıyor. Karakter gelişiminin olmaması, tutarsız ton ve etkisiz korku unsurları, hayal kırıklığı yaratan bir izleme deneyimine katkıda bulunuyor. Film, kaçırılmış bir fırsat gibi hissettiriyor. King'in romanının özünü yakalayamıyor. Vampir türüne yeni veya ilginç bir şey sunmuyor. Klasik bir korku hikayesinin unutulmaz bir uyarlaması. Filmin ilgi çekici bir hikaye sunamaması, romanın hayranları ve vampir meraklıları için bir hayal kırıklığı. 9. Bölüm, Unutulur Bir Uyarlama. Salem Slot, kaynak materyalinin boş bir taklidi. King'in romanını bir klasik yapan kalbi, ruhu ve gerçek korkuları yok. Filmin gelişmemiş karakterleri, ilhamsız stilistik seçimleri ve tutarsız korku unsurları, unutulmaz ve ilhamsız bir vampir filmiyle sonuçlanıyor. Film, hızlı bir korku arayan sıradan izleyicilere hitap edebilirken, King'in başyapıtının özünü yakalayamıyor. Salem Slot, yetenekli bir oyuncu kadrosu ve ekiple bile, sadık bir uyarlamanın kaynak materyali derinlemesine anlama ve ona saygı duymayı gerektirdiğini hatırlatıyor. Bu olmadan, vampirler hakkında bir hikaye bile cansız ve ilhamsız hissettirebilir.